ki. Evet, güzel bir şey sanırım. Bize mi yani içi içine sığmıyor yani bakarken. Mı? Hani evet, öyle bir şey. İçi parlıyor kızın ya. Hayır şöyle. Kız ondan değil. Emre'nin buluşurdular yoksa bunu nasıl gitti, nasıl belki geldi? Belki öyle bir şey var. Belki de karşılıklı Emre'yle buluşurdular. Zaten söyleyemem. Başta kendi kalkmıştı. Ercan! Bu konuyu sonra tartışırız diyecektim. Sonra tartışırız diyecektim hep beraber. Geleceğim dur. Ercan'cığım hoş geldin. Hoş nasılsın? Çok gel teşekkürler. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. İyi gördüm sizi maşallah. Çok sıkıntı. Seni de çok iyi gördüm. Bugün dekolte yapmışsın. Birazcık öyle oldu havalara sıcaklayınca. Sıcak. Hangisini burada 5 dakika boyunca yakından baş başa tanımak istiyorsun? Düşünme fırsatım var mı? Hiç mi düşünmedin kaç gündür? Düşündüm de şöyle bir şey. Aslında ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben hoşlandığım bir kızdan değil de ona yakın olduğunu düşündüğüm başka bir arkadaşını davet etmek istiyorum. İlginç. Neden böyle düşündün? Ya aklımda var bir şey. Şu an düşündüm. Evet, ben zaten kendi ağzından öğreneceğime. Çünkü şöyle bir şey var. Bazı insanlar kendilerini olduğu gibi göstermeyebilir bana göre. Yani belki de benim gözüme hoş gelebilmek için kendini bana farklı tanıtacaktır. Enteresan. Evet. Yani sen beğendiğin kızı, beğendiğin gelin adayını değil de ona yakın olduğunu düşündüğün kızı çağıracaksın. Onun ağzından bir şeyler. Aynen. Onu başkasından dinleyeceksin öyle yani. Olmaz. Öyle yapmak istiyorum şu an. Enteresan. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Peki kim bu? Demet olduğunu düşünüyorum bu Demet'i insanın. Demet'i çağıracağız lütfen buraya. Nasılsın? İyiyim. Süremizi başlatalım mı? Başlat bakalım. Gerçi başlatmak istemiyorum ama... Hadi bakalım. Kural gereği başlatıyoruz. Neler yapıyorsun? Önce kendinden bahset biraz. Sonra birkaç sorum olacak sana zahmet. Neler yapıyorum? Evde hayatınız nasıl gidiyor? Onu çok merak ediyorum. Anlaşabiliyoruz. Her şey yolu. Yanlış anlaşmazlıklar oluyor. Bir problemle oluyor. Tabii bunları aramızda olacak tabii. Çok normal. Herkesle mevcut. Çünkü birbirimizi yeni tanımaya çalışıyoruz. Herkesin belki 25-30 yılda öğrendiği şeylerimiz burada 2 günde onlardan bekleyemeyiz bize öğretmesini. Ben seni buraya neden çağırdım? Öncelikle onu söyleyeyim. Ben seni gerçekten bir dost olarak kazanmak istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Bunun sebebi de şu. Ben seni çok doğru bir insan olarak gördüm, tanıdım. Senden çok iyi bir arkadaş olabileceğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Ben buraya aslında aklımda tabii ki bir insan var. Onu buraya davet etmek istemedim. Sebebi de şuydu. Çünkü insanlar karşısındaki insana kendisini olduğundan farklı da tanıtabiliyor maalesef. Sen bana söyle. Ya isim olarak söylemek istemiyorum aslında. Tamam. Çünkü henüz duygularımdan emin değilim. Yanılıyor da olabilirim. Olabilir. Çok çok erken daha bunun için ama hani fiziksel görünüş olarak belki de şu an 2 gündür tanıdığım kadarıyla aklımda böyle bir ışık yandı bir isime karşı. Senden ricam şu. Bana evdeki arkadaşlarından biraz bahseder misin? Kim, neler, nasıldır? Yani anladığın kadarıyla, tanıdığın kadarıyla bu şey hepsi doğru olacak anlamında değil. Belki yanılıyorsundur. Hani onları da zar altında bırakmak değil. Anladın mı konumuz? Hani belki yanılıyorsundur ama sen ben senin elde ettiğin izlenimleri güvendiğim için seni çağırdım. Eyvallah, evet. Çünkü o enerjiyi yakaladım sende. Gerçekten sen de benim gibisin. Şimdi öyle. Şöyle... Hani kim hepimiz tabii birbirimize biraz tabii farklıyız. Çok olmamakla birlikte. Ondan sonra Ayça aslında en azından... Ayça dövmeli olandı. Dövmeli olan. Okay. Aslında ne istediğini bilen ama biraz daha nasıl diyeyim? Tez canlı, hemen karar verebilen, düşünmeden konuşan. Mehtap öyle mesela. Direkt hani içinden geçeni pat diye söylüyorlar. Gerçi ben de biraz daha öyleyim ama ben onlardan birazcık daha antrenmanlı öyleyim. Siz daha tecrübelisiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani yaş farkı var. Çok iyi anladım. Tecrübeden hani, bahsediyorum burada. He? Belki ama tabii o yaşa da bakmaz tecrübe. Ya şöyle bir şey var. Sizin biraz daha kişilik özelliğiniz belki de bu. Hani onlar biraz daha farklı bunu dile getiriyor. Siz biraz daha farklı dile getiriyorsunuz. Ha, yani onlar aslında dediğim gibi bu konuda biraz şeyleri var. Tez canlılıktan kaybediyorlar. Eğer kaybediyorlarsa bir şeyleri. Ya kiminin de hoşuna gidebilir ayrı bir şey. Kiminin de hoşuna gider. Aynen bravo. Siz dostça sohbet ediyoruz. Ben mesela onu severim yani anlatabiliyor muyum? İnsanların pat pat konuşması benim için daha şeydir, daha, hoştur. Doğrucu olurlar. En azından hassas olmayan konularda. Tabii canım ayrı bir şey. Hani hassas olmayan konularda şey. Pat pat severim. Ondan sonra Duygu Hanım zaten malum. Duygu hangisiydi? Sarışın Hanım. En olgun olanımız mıydı? Evet. Ha okey.
Ondan sonra başka Ayşenur'u zaten kendisi kartlarını açık oynadı başından beri. Patroniçe. O açık oynadı kartlarını. O baştan kaybetti zaten. Sonra Ceyda, Ceyda da şey bir kız, nasıl anlatayım. O da içindekiyle dışındakiyle bir kız. Ama Mehtap burada yanlış anlaşılıyor. Hangi konuda? Çünkü Mehtap da mesela bugün bir konu hakkında çok hassas davranmaya çalıştı. Ama uslubu ve mimikleri yüzünden tam tersi anlaşıldı. Mesela dedi ki hiç babası olmayan var mı aramızda diye bir şey kullandı. Fakat onu sert bir tavırla tabii söyleyince çok işte dediler ki sen bu kadar hassas bir konu nasıl bir şey. En sonunda müdahale ettim ben konuyu. Aslında o kızcağızın uslubu böyle. Aslında o olabildiğinden çok hassas olup babası olmayan var mı diye sordu ama ses tonu tabii yüksek ki olduğu için duygusu çok kötü duyguyu oldu veremedi, anladım. Halbuki çok hassas olmaya çalıştı. Mesela Mehtap bundan kaybediyor. Anladım. Sen yeter ki sen.